Merhaba arkadaşlar. Merhaba sevgili dostlar. Gelin Kayınvalide YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün kayınvalidem, eşimle beni ayırıyor, onu daha çok seviyor ya da görümce mi benden daha çok seviyor, özellikle hususi yanımda bunu gösteriyor diyenleri bu videoya bekliyoruz. Kayınvalidelere iş düşüyor. O zaman cevap hakkı bana düşüyor. Öyle değil mi? Evet. Yani iki gelin, bir de kız, yani damat sahibi olan birisi olarak söz söyleme hakkımı burada kullanayım. Sevgili kayınvalideler, bununla ilgili örnekleri çok fazla görüyoruz. Biz gelin kayınvalide aile danışmanı olduğumuz için ailenin sorunları ile ilgili gelen bize maddeler içerisinde bu madde ön sırada. Kalp kırıyor. Kendisini askıda gibi değersiz hisseden gelin kayınvalidesinden soğuyor. Kayınvalide herkes insan, yani fıtraten daha yakın hissedebilir. Mizaç olarak daha uyumlu olabilir birisiyle ama diğerini de sanki hiç sahipsiz gibi bırakmak haksızlık olur. Bir de gelinler yarışma içerisindeki yarışmacılar değil ki birinin meziyetiyle onu ötekine kıyaslayalım. Bize düşen acaba hangisinde ne özellik var, ötekinde ne özellik var, onu o yapan. Onu parlatmak. Onu parlatmak. Şimdi bu konudaki tecrübem hem alaylı hem okullu. Çünkü ben 5 elti sahibiyim. Ya pardon, 4 elti sahibiyim. 5 eltilik bir düzenimiz vardı bizim. Kayınvalidem hepimize ayrı ayrı güzel şeyler söylerdi. Aile apartmanında da otururduk. Şimdi tavsiye etmiyoruz aile apartmanında oturmayın diyoruz ama biz oturduk. Güzel günlerdi. Çünkü neden? Orada adaleti gözeten, bizimle gerçekten evladına davrandığı gibi davranan bir kayınvalide vardı. Kayınvalidemiz her birimize ayrı güzel şeyler söylerdi. Ben ortancaydım. Herkes kendisini çok bir tanevi biricik hissederdi. Mesela sinirli bir ablamız vardır bizim. Ona der ki öfkeli ama çok da merhametli. Hemen güzel bir şey. Ya bu kadın ne psikoloji okudu ne de aile danışmanlığına ilgili bir eğitim aldı. Ama şöyle bir yapı, bakış açısıyla onu yalnız bırakmamak adına böyle şeyler söyler. Mesela en küçüğümüz bizim daha dini olayları, dini inanışla ilgili yapacağı eylemleri daha güzel yapıyordu şeyde. Ona derdi, onu çok güzel bir hanım o. En büyüğümüz işte derdi, benden sonra onu dinleyeceksiniz. Bize de bu ağır gelmezdi yani büyük ablamıza öyle olması. Küçüktünüz. Yani küçüktüm. Yani benim küçüğüm, şimdi hepsini saymış olayım. Şimdi bu videoyu izlerler. Mesela benim küçüğüme de öyle. Yani o da derdi, gurbet kuşu derdi. Halbuki yani 10 dakikalık yol da hani biraz daha uzun, uzak. Ama ayrı ayrı, farklı farklı böyle söylemleri bizi onure ederdi yani. Bunu yapmak çok da zor olmasa gerek. Neden iddialaşıyoruz? Neden gençleri bu şekilde birbirlerine de düşman ediyoruz? Keşke bu birliği, beraberliği oluşturacak bir arayış içerisinde olsak. Onun için değil mi Şeyma Nurcuğum, bunun kurslarını yapalım diye Evet. istiyoruz. Bunu çok Kayınvalidelik istiyoruz. kursu, efendim gelin Yani doğru kursu. kayınvalide nasıl olur? Doğru gelin nasıl olunur? Doğru ebeveyn nasıl olunur? Bunların hepsi ayrı ayrı açılabilir. Eğitim paketler olacak inşallah. Evet. Evet, siz ne dersiniz? Doğru kayınvalide nasıl olunur? Dengeleri nasıl sağlayabilir doğru kayınvalide? Ya da sizinkisi doğru muydu? Ya da ne yanlışlıklar yaptı? Lütfen yorumlara yazın. Hem katkı sağlarsınız. Kanalımıza abone olmayı hatırlayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.